telefonumuzda değerli bir konuğumuz var. BDP destekli Mersin Bağımsız Milletvekili Sayın Ertuğrul Kürkçü ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz diyelim ya, Sayın Kürkçü. Hakikaten yoğun bir gün ve yoğunluk dediğimizde de aslında sizi de destekleyen BDP'nin ön planda olduğunu görüyoruz. Dilerseniz sıcak gelişmeyle başlayalım. Sizin de değerlendirmenizi almak isteyeceğim. KCK tutuklusu vekillerin durumunu konuşuyoruz. Hatip Dicle en dikkat çeken isim ki bu noktada Ahmet Türk'ün bir kişi bile eksik, daha önce Selahattin Demirtaş'ın bir kişi bile eksik gitmeyiz şeklinde bir açıklaması vardı. Ahmet Türk'ün açıklamasıyla birlikte meclisi de tanımayız noktasına geldiğini görüyoruz. Burada işleyen bir süreç var ama öncelikle sizin beklentiniz nedir diye soralım. Ben doğrusu Yüksek Seçim Kurulu'nda yerel yargı organlarının da Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu genel durumu göz önünde tutacaklarını düşünüyorum bir karar verirken. Çünkü karar vermek bir konuda sadece usul hükümlerini değil, aynı zamanda yargıçların vicdanlarını da devreye sokan, yani bütün karar süreçleri tanımlanırken yasalar ve vicdandan söz edilir. Ben yasa olarak bir sorun olmadığını düşünüyorum esasen. Teamüle de baktığımız zaman böyle. Çünkü daha önce de Sabah Tuncel cezaevinden tutukluyken çıkmış ve milletvekili olarak yemin etmişti. Geçmiş dönemlerde de bunun pratikleri var. O yüzden bu ilk defa karşılaştığımız bir durum değil. Hatip Dicle ile ilgili olan durumunda ben Yargıtay kararından sonra hukuken ortada herhangi bir engel olmadığını düşündüğümü söyleyebilirim. Yok böyle bir engel. Mahsuplaşmadan bahsediyoruz. Evet, mahsuplaşma burada. Aslında mahsuplaşma olmasa da ben böyle bir engel olmadığını düşünüyorum ama ben diyelim ki hukukçu değilim. Fakat burada bir çelişki varsa, bir çelişkinin giderilmesi için şöyle bir muhakeme sürdürülebilir. Millet adına karar veren mahkemeler, milletin karar verdiği bir seçimlerden, bir seçimden sonra ortaya çıkan, eğer varsa kimi tereddüt yaratan durumları bu milletin seçimi yönünde değerlendirmelidirler, değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. Daha önce adaylıkların vetosu sırasında Yüksek Seçim Kurulu'nun dar ve muhafazakar bir yorumla bu adaylıkları reddetmesinden sonra pekala aslında küçük bir usul adımıyla bunların giderilebildiğini gördük. Bu kez bu kadar büyük bir tartışmaya yol açmaksızın ben yargının da süreçten bir sonuç çıkartmış olacağını düşünüyorum. Benim düşüncem Hatip Dicle'nin de diğer tutuklu milletvekili hakkını kazanmış olan arkadaşlarımızın da yemin töreni için meclise gelecekleri yönündedir. Ben bunu bekliyorum. Bir anlamda aslında YSK da zaten kesin sonuçları açıklamadı. Bu yemin töreni takvimini de biraz uzatıyor. Tüm bunları belki de bu gelişmelerin neticelenmesine beklediğine bağlamak mümkün. Elbette zaten yasal sürede var ama biz açıkçası cuma günü için bekliyorduk. Olup olmayacağı henüz netleşmedi diyebiliriz. Şimdi Sayın Kürkçü, burada dikkat çeken asıl önemli konu aday adayı durumunda YSK vetosunda yaşananları biz biliyoruz. Çıkan olaylar maalesef can kaybıyla bile sonuçlandı. O zaman da BDP'den yükselen sesler halk iradesini sokaklara yansıttı. Belki de bu karar bu nedenle çıktı şeklindeydi. Diğer taraftan baktığımızda da tam tersi, işte YSK zaten böyle bir karar çıkacaktı, YSK'dan ne gerek vardı, niye yargı süreci beklenmedi şeklinde eleştiriler olmuştu. Şimdi burada da yine sokakların YSK'nın bir önceki vetosunda olduğu kadar olmasa bile biraz kızıştığını söyleyebiliriz. Halkın iradesi dediğimiz taşlı molotoflu saldırılar mıdır diye öncelikle sormak isterim ben. Şimdi taşlı molotoflu bir saldırı nerede olmuş? Yani şu gün öyle bir tartışma yok. Dün akşam itibariyle birkaç bölgede yaşanmıştı. Şimdi ben bu konularda hep tek yanlı bir yaklaşım yapıldığını düşünüyorum. Çünkü nihayet Türkiye'de yasalara da bakacak olursak gösteri yapma hakkı için hakkı bütün yurttaşların hakkıdır. Bunun için önceden izin almaları gerekmez. Fakat emniyet neredeyse bir yasa hükmüymüş gibi bir izin diye bir durum dayatmıştır. Bir kere yasa izni reddeder. İzin almaksızın bütün yurttaşlar gösteri yapma hakkına sahiptir. Yurttaşlar gösteri yapmaya başladıktan sonra
Bu gösterileri dağıtmak, bunları orantısız şiddet kullanarak ortadan kaldırmak yönünde hareket başlayınca ister istemez gösteri yapanlar da kendilerini korumak veya işte kapıldıkları öfkeyi ifade etmek için çoğu kez yasa sınırlarını zorlayan davranışlarda bulunabilirler. Fakat her şeyden önce gösteri yapma haktır. Herhangi bir konuda bütün yurttaşlar gösteri yapabilirler. Bu gösterilerinde eleştiriyi en üst sınırına kadar vardırabilirler. Hiç kimse bundan ötürü kovuşturulmamalı, yargılanmamalı, bundan ötürü zora maruz kalmamalıdır. Bence birinci nokta bu. Çoğu kez bu sizin taşlı sopalı dediğiniz durumların ortaya çıkmasında önce sopayı eline almaması gereken, bu protestoları, bu gösterileri koruması gereken emniyet güçleri, kolluk güçleri aldığı zaman diğer sopalar da ortaya çıkıyor. Bir kere hiç sopa olmasın. Benim diyeceğim şey budur. İkincisi, bugün baktığımız zaman durumda herhangi bir biçimde sokakta bir hak elde etme çabası da yok. Fakat insanlar kaygılılar. Çünkü çoğu kez bu tartışmaların haklı olan lehine sonuçlanmadığına dair bir karine var ortada ve YSK'nin ilk vetoları döneminde de aslında Türkiye'nin tamamı itiraz etti buna. Sadece insanlar sokakta değillerdi. Sokaktaki insanlara da gene zor kullanıldı. Onların kendilerini ifade etmelerinin önü kapatılmaya çalışınca gerginlik ve buradan doğan sonuçlarla karşılaştık. Benim diyeceğim herkes sakin olacak karar ortaya çıkıncaya kadar. Gene de benim gördüğüm kadarıyla sükunet var. Kararın ben bu istikamette olacağını ümit ediyorum. Bu istikamette olmaz ise hukuken ne yapılabilir, siyaseten ne yapılabilir, bunlara bakılır. Fakat Ahmet Türk'ün ve Selahattin Demirtaş'ın yaptıkları açıklamalarda şunu bize söylemek ister. Esasen hak olan bir şey hak olmaktan çıkarılırsa, bunu elde etmek için başka hiçbir yol kalmaz ise o zaman demokratik bir başka protesto yolu bulunur demek istemektedir arkadaşlarımız. Bu da böyledir. Bunlar, bu seçenekler arasında meclise gitmemek de vardır. Meclise gitmeye mecbur mu seçilen? Belli şartlar altında istifa müessesesi de geçerlidir, öyle değil mi? Tek yanlı bir kurumdur istifa. Pekala, bu görevlerinden milletvekilleri istifayı da tercih edebilirler. Yani bütün bunlar aslında demokrasinin içinde olan şeyler. Bu istisnai durumlar, tabii ki milletvekilleri genellikle ve çok büyük çoğunlukla mecliste görev yapmaya giderler ama o meclisin kendi iradelerini sınırladığı yargısına kapıldıkları zaman da oradan istifa etmek hakları vardır. Yani bütün bunlar ne diyelim, uygarlık tarihinin, siyaset tarihinin karşılaştığı, çoğu kez tarihe geçmiş durumlardır ve bazen de çok önemli sonuçları olabilir. Hep böyle bir gerilim siyaseti mi sonuç verir diye sormak isterim. Çünkü Kürtlerin demokratik talepleri konusundaki demokratik kelimesini kullanıyoruz açıkçası. Halkın iradesi var denip 3 nokta konuluyor. İşte siz de belirttiniz. İşte meclisi tanımayız. Şimdi meclisi ya da tanımayız, daha da ötesini kimse meclisi tanımayız demiyor. Bakın şimdi rivayet üzerine konuşuyoruz. Kim demiş meclisi tanımayız diye? Meclise gitmeyiz demek başka, meclisi tanımayız demek başka. Yani ben eğer benimle birlikte seçilen vekiller usule uygun olmayan şeylerle, engellerle karşılaşıp giremiyorlarsa o zaman ben de girmem demek bir şeydir. Ben meclisi tanımıyorum demek başka bir şeydir. Ben Ahmet Türk'ün ve Selahattin Demirtaş'ın böyle ifadeler kullanmadıklarını biliyorum. Öncelikle bir parantez açıp şunu sorayım o zaman. Diyelim ki Dicle vekil olarak meclise gidip yemin edemedi, yemin törenine katılmadı ya da diğer KCK tutuklarından bahsediyoruz. Siz meclise gidecek misiniz ya partinizin kararına uyup ya da öyle bir karar alınırsa? Şimdi ben BDP üyesi değilim. Biz bir blokuz. Bu blok milletvekilleri olarak biz birlikte hareket edeceğiz. Bizim bir partiye üye olup olmamamız değil, bizim aynı seçim bildirgesinin altına
girmemiz önemli olan parlamento grubunu kurmakta. Biz bütün konularda birlikte hareket edeceğiz. Bu durum ortaya çıkarsa net olarak bunu elbette hepimiz oturduğumuz şu an aynı yerde değiliz. Herkes kendi seçim bölgesine ya da başka yerlerde elbette bir araya geliriz, durumu görüşürüz. Ne yapacağımıza hep birlikte karar veririz. Ya hepimiz birden gideriz ya da hiçbirimiz gitmeyiz. Bence böyle yaparız. Bu arada az önceki soruma geri döneyim. Çünkü orada bir şekilde o meclisi tanımazlar ifadesine takıldığımız için şey yaptık ama onu biraz daha açacaktım ben. Örneğin 3 nokta doldurulacak derken şöyle bir açıklama da vardı. Ateşkes bir fırsattır. Bu fırsat değerlendirilmelidir. Yani bir şekilde açıklamadan içeriğine baktığımızda aslında tehditkar bir üslubun olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle de halkın iradesine vurgu yapılarak Kürtlerin talepleri konusunda oldukça sert söylemlerin dile getirildiğini görüyoruz. Bu fırsat kaçmasın sözü de tersten okunursa farklı da algılanabilir ama bu siyaset yapmaya uygun bir zemin midir diye sormak isterim. Örneğin biz anayasanın değişeceği bir parlamento olacağını düşünüyoruz. 24. dönem parlamentosu için ve sayıya baktığımızda da aslında hakikaten belki de bir fırsat var. Herkes de aynı noktada birleşiyor. 326, 135, 53, 36 ki çok da önemli bir başarı. Temsil noktasında 36 milletvekili bağımsız olarak yarışıp kazanmak, bunu kimse de yadsınamıyor ve bu tabloda Türkiye için bir şans örneğin anayasa değişikliği noktasında ki tüm tartışmalarda aslında Kürt vatandaşlarının taleplerinin, demokratik taleplerinin de yerine getirilmesi noktasında acaba bu şansı elde edebilecek miyiz sorusunda düğümleniyor. Böyle bir siyasetle bu sorunun çözümü mümkün olabilecek midir? Bu doğru bir ortam mıdır? Şimdi ben gene kavramları biraz düzelterek gideyim. Bakın bir sözün sert olması, onun tehditkar olması anlamına gelmez. Hayat çok sert. Hayatı olduğu gibi yansıttığınızda bu sertlik sözlerinize yansıyor. Siz gerçekte sert olan bir durumu istediğiniz kadar sözde yumuşatmaya çalışın. O kendi sertliğini muhafaza ediyor. Arkadaşlarımızın bence dikkat çekmek istedikleri şey budur. Bir gerginlik yaratmak değil, var olan gerginlik yokmuş gibi davranmamak konusunda telkinde bulunma çabasındadırlar. Ben de bu davranışlarının yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü çoğu kez bakın 1999'da Öcalan Türkiye'ye getirildi ve 5 yıl Türkiye'de çatışmasızlık durumu oldu. Bu 5 yıl boyunca çatışmayı doğuran sebeplerin giderilmesi için bir tek somut adım atılmadı. Ve heba edilen 5 yıldan sonra yeniden çatışmalar başladı. Şimdi bu arkamızda bıraktığımız çatışmasızlık sürecinden sonra da eğer elle tutulur herhangi bir sonuç doğmazsa hayat kendini tekrar eder demek isterler arkadaşlarımız. Çünkü çatışmaya komuta eden bir güç değil ki Barış ve Demokrasi Partisi. Onların görüşünü alarak kimse bir şeyi başlatıyor ya da sona erdiriyor değil. Ama hepimiz görüyoruz karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi. Biz diyoruz ki ya da ben de diyorum ki bir tek gencimiz daha hayatını kaybetmemeli. O yüzden ortaya çıkan bu fırsat, hakikaten bu konjonktür çok önemli ve değerli. Bunu hep birlikte değerlendirelim. Fakat bir konjonktür, adı üzerinde konjonktür, bazı şeyler üst üste gelir, çakışır, aynı hizaya gelir ve bir imkan yaratır. Fakat bu geçici, geçişken bir durumdur. Unsurların birisi ortadan çekilince konjonktür dağılır. O şartlarda yapabileceğiniz şeyi artık yapamaz hale gelirsiniz. Şimdi dolayısıyla anlatılmak istenilen şey bence budur. Çünkü elinde olmayan bir güçle kim kimi tehdit edebilir ki? Barış ve Demokrasi Partisi ve onunla birlikte oluşan Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nun bize söylediği şey, açıklama sürecin bütün taraflarını dinler isek eğer göreceğimiz şey, eğer hızlı hareket edilirse, eğer belli güvenceler ortaya çıkarsa bir daha çatışma doğmamak üzere süreci arkamızda bırakırız. Bu bence çok büyük bir nimet hepimiz için, çok büyük bir şans. Hakikaten ölümler araya girmeden, çatışma olmadan müzakere etmek ile bunların olduğu yerde boğuşmak arasındaki farkı belki epeydir bilmiyoruz. Bu farkı göreceğiz ve bunu ben istiyorum şahsen. Boğuşmadan müzakere